Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. Ben Faruk Emir Şen. Niksar Tokat, Hulusi Bekaya İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Ayağını yorganına göre uzat. Günlerden bir gün tarlaya buğday ekerken gördüm ki yere bir karpuz çekirdeği düşmüş. Karpuz büyümüş. Hava da çok sıcaktı. Kestim sapsız çöpsüz karpuz tepesinden. Bir de ne göreyim? Karpuzun içinde bir şehir. Meraktan girdim içeri. Bir de baktım ki güzel mi güzel, tertemiz bir yer. Evet dedim. Ben de yıkanayım, paklanayım. Buldum bir hamam, girdim içeri. Kurnası var, tası yok. Biri oturuyor, başında fesi yok. Gittim yanına, başladım anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde padişahın biri yorgancılar toplamış ve bana bir yorgan dikeceksiniz demiş. Elbette padişaha yorgan dikmek zor bir iş. Yorgancılar günlerce uğraşarak padişaha atlas yorganı dikmişler. Sonunda diktikleri yorganı padişaha götürmüşler. Padişah her gece birinin diktiği yorganı üstüne örtermiş. Kimi zaman yorganı başına doğru çeker, ayağım açıkta kaldı dermiş. Kimi zaman da ayaklarını toplar, bu yorgan çok uzun olmuş dermiş. İlla ki bir bahane bulunmuş. Ülkede padişaha yorgan dikmeyen yorgancı kalmamış. Ülkenin uzak diyarlarında yaşayan bir yorgancı diktiği yorganı padişaha götürmüş. Bu yorgancı diğerleri gibi sarayı hemen terk etmemiş. Gece olmasını beklemiş. Gece olduğunda diktiği yorganı padişahın üstüne örtmüş. Padişah yorganı başına doğru çekmiş. Ayağım açıkta kaldı. Bu yorgan kısa olmuş demiş. Bunun üzerine yorgancı eline bir değnek alıp padişahın ayağını dürtmüş. Padişahım, ayağınız yorganınıza göre uzatın demiş. Bunun üzerine padişah yorgancıya dönerek sen kazandın. Ben yorgan aramıyordum. Sarayın işlerini yapacak akıllı birini arıyordum demiş. Meğer akıllı suslatmayan yetenek bir işe yaramıyormuş. O zamandan sonra yorgancı da sarayda akıl danışılan, hatırı sayılan biri olmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri akıllı yorgancının, biri masalı anlatanın, bir de dinleyenin başına. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz.